Sayın seyirciler, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Taksim direnişinde halka gaz bombası yağdıran polisin müdahalesini savundu. Olaylarda iki kişinin gözaltında olduğunu söyleyen Güler, polis sağduyulu davrandı dedi ve sosyal medyayı hedef aldı. Güler de Erdoğan gibi sosyal medyayı hedefe koydu. Bu eylemlerle içeriden ve dışarıdan yoğun bir bilgi kirliliği, ajitasyon ve yönlendirme ile toplumsal tabanda derin yaraların açılmasına neden olabilecek maalesef provokasyonların da hedeflendiği görülmektedir. İçişleri Bakanı Muammer Güler, eylemlerde yaşanan olayları ve polis müdahalesini değerlendirdi. Marjinal kesimler bu olay üzerinden zemin tutma çabası içerisindedirler. Güler, olaylarla ilgili sadece iki kişinin gözaltında olduğunu söyledi. Son güne kadar 117 gözaltı vardı. Şu an itibariyle hiç kimsenin gözaltında olmadığını, sadece İzmir'de bir iki gözaltının kaldığını söylemek istiyorum. İçişleri Bakanı halka gaz bombası yağdıran polisin sağduyulu davrandığını savundu. Kameralara yansımayan yüzlerce olayda da polisimizin sağduyusunu koruduğunu ve provokatörlerin tuzağına düşmeyerek görevini fedakarca ve hakkıyla yerine getirdiğini de burada ifade etmek isterim. İçişleri Bakanı Güler de Başbakan Erdoğan gibi sosyal medyayı hedef aldı. Bir şey daha ifade etmek istiyorum. Sosyal medya bir sosyal iletişim aracıdır ama provokasyon aracı olarak kullanılmamalıdır.